Kardeşler, ashab-ı kiram bazı meseleleri yanlış anladılar ya da öğrenmek istediler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz de İslam hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında bize ait hükümlerle ilgili şeyleri daha ayrıntılı öğrenmiştik. Hanzele isimli bir sahabi, Hanzele bir meleklerin cenazesini yıkadığı Hanzele var. Allah ondan razı olsun. Başka bir Hanzele daha var. Bu Hanzele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakın ashabından. Bir gün içine bir evham gelmiş. Düşünmüş ki ben Resulullah'ı dinlerken yahu sanki melek oluyorum. Eve gittim, işe gittim mi bende o hava kalmıyor. Demek ki ben münafıkım. Peygamberin yanında başka bir çeşit, evde başka bir çeşit. Gitmiş Ebu Bekir'i bulmuş. Ebu Bekir radıyallahu anh, nasılsın Hanzele demiş. Hiç sorma, ben münafık oldum artık demiş. Bu ne biçim söz? Nasıl münafık olursun sen demiş. Anlatmış ona, peygamberin yanındaki havamı evde sürdüremiyorum demiş. O zaman ben de münafık oldum demiş. Ben de eve gelince havam bozuluyor demiş. Kalk gidelim eczaneye, ilaç merkezine. Kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki, ya Resulullah, Hanzele'yi gördüm, sordum, bana ben münafık oldum dedi. Böyle bir nedenden dolayı. Düşündüm ki bende de aynı hastalık var. Senin yanında kendimi cennette hissediyorum. Ama eve gittim mi evde aynı havam olmuyor. Evde tabi televizyon, internet, gazeteler, reklam poşetleri filan bozuluyor havaları tabi evde. Evler çok kötü o zamanlar. Çamur, kerpiç, halı yok, battaniye yok, bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biri gökler kadar, biri yerler kadar değerli bu iki insana, dönüp buyurmuş ki, beni gönderen Allah'a yeminim olsun, Siz hep benim mescidimdeki havanızı, kalitenizi devam ettirseydiniz, o zaman yeryüzüne inen melekler sizinle tokalaşırlardı, siz de melek olurdunuz. Bunun doğrusu böyle değil. Bunun doğrusu, burada buharlaşacak hale geleceksin, eve gidince buhar seviyen düşecek, tekrar geleceksin sohbete, tekrar havan yükselecek, tekrar işe gideceksin havan düşecek, akşam geleceksin Riyazu Salihinden 3 hadis okuyacaksın, biraz daha neşeleneceksin. Bu şeytan savaşı böyle yapılacak. Eğer başka türlü olacak olsaydı, Allah o zaman yeryüzüne milyarlarca melek gönderir. O melekler zaten göklerde levh-i mahfuzun etrafında arşta ibadet yapıyorlar. Yeryüzünde de ibadet yaparlardı. Bu düşen kalkan, sürünen yürüyen insan taktiğidir. Dönmüş buyurmuş ki Hanzele, öyle değil. Bir ileri bir geri, iki ileri bir geri, bu böyle devam edecek. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa diye ikaz etmiş onu. Elbette şeytan bir darbe vuracak, hafif sersemleyeceksin, hemen zikrullah'a koşacaksın. Şeytan bir darbe daha vuracak, çocuğunu aldatacak, komşulardan biri gelip ihva edecek, oturup iki rekat namaz kılıp kendini hemen toparlayacaksın. Bu bir tansiyon savaşıdır. İndi çıktılarını dengeleyeceksin. Müslümanlık bu. Böyle olmasın demek, beni Allah doğuştan melek yapsın demek olur ki, yapacağını melek yaptı, seni niye bir daha melek yapsın Allah Teala?